Selam. Bir önceki videoda çalıştığımız canlı kayıt üzerinden rap vokali, canlı performanstaki rap vokali nasıl tonladığım üzerinden birazcık fikir vermeye çalışacağım. Videoyu paylaştıktan sonra birkaç tane soru aldım bununla ilgili. Benim de bahsetmek istediğim bir iki tane plugin ve bir iki tane efekt şekli var. Onlardan da bahsetmiş olurum hem. Bir öncelikle neyi üzerinde çalıştığımızı tekrar hatırlatalım. Onu size bir dinleteyim. Ondan sonra neler yapmışız bir görelim. I watch how the moon sits in the sky in the dark night, shining with the light from the sun. The sun doesn't give the light, the moon assuming the moon's gonna always want. It makes me think of fact for me. You do favors and then rapidly you just turn around, start asking me about things that you want back from. Rap'i solo bir dinleteyim, efektleri açık bir şekilde. I watch how the moon sits in the sky in the dark night, shining with the light from the sun. The sun doesn't give the light, the moon assuming the moon's gonna always want. It makes me think of fact for me. You do favors and then rapidly you just turn around, start asking me. Burada arkadan yani mikrofondan sızan sesi birazcık azaltmak için yine videosunu yaptım. Cubase 11 ile birlikte gelen Spectral Ease'in kısıtlanmış versiyonundaki şarkıdan vokali ayırma tekniğini kullandım. Bu tip çok yakından mikrofona söylenmiş ya da çok yakından mikrofona kaydedilmiş seslerin arkadaki sesleri temizlemek adına bu tip restorasyon programlarını kullanabilirsiniz. Videoyu hatırlayanlar bilecektir. Çok ufak bir mekanda, ufak bir sahnede, davula çok yakın bir yerde söylüyor çünkü Gökhan. Yakın söylediği için mikrofona onu temizlemem birazcık kolay oldu ve faydası da oldu. Çünkü ciddi anlamda efekt veriyorum. O efektlerin sızan sesleri de etkilemesi birazcık daha çamurlaşmasına sebep olacaktı mix'in. O açıdan yırtmış oldum. Şimdi öncelikle insert'te hangi efektleri kullandığımdan birazcık bahsedelim. Solo şekilde gidelim. Kapatalım bütün efektleri. Ham sesi bir duyun tekrar. I watch how the moon sits in the sky in the dark night, shining with the light from the sun. The sun doesn't give the light, the moon assuming the moon's gonna always want. Tahmin edebileceğiniz gibi ilk adımımda bir frekansı var. Birazcık sorunlu diye düşündüğüm frekansları temizlediğim. Bir low cut'ım var. Bir daha sonradan distortion ekleyeceğim için, öyle bir fikrim olduğu için tizlerde de bir cut yapmışım. Ortalık çok fazla karışmasın. Özellikle illaki ne kadar uğraşırsanız uğraşın zillerin de sesi birazcık şey yapıyor. Mikrofona sızıyor. Onları da birazcık kotarmak adına küçük bir tiz kat da yapmışım. Şuraları bir dinleyin, neden kestiğimi de anlatayım. Şurada bir cızırdama gibi bir ses var, rahatsız edici. Burada da bir burun sesi var. I watch how the moon sits in the sky in the dark night, shining with the light from the sun. The sun doesn't give the light, the moon assuming the moon's gonna always want. It makes me think of fact. Bunlar sesi yükselttikçe, sesi ekstra efekt kattıkça sorun olacağını düşündüğü frekanslar olduğu için önceden temizlemişim. Bir tane de tabii ki şurada basslarda da küçük bir çukurum var. Hemen ardından Weinstein Real Time var. Bir önceki videoda da bahsettim. Eğer performansınız melodik vokalde olsa, rap vokalde olsa altyapıyla bir şekilde uyum sağlamak zorunda. O uyumu stabil hale getirebilmek için eğer performansınız fena değilse Wavestream Real Time'de oldukça stabil hale, oldukça uyumlu hale getirebiliyorsunuz. Böyle bir avantajı var. Zaten çok ciddi fark yok kapalı açmamla ilgili ama çok ufak kaymaları da toparlaması amacıyla koydum. I watch how the moon sits in the sky in the dark night, shining with the light from the sun. The sun doesn't give the light, the moon assuming the moon's gonna always want it. Adım adım yükseliyor nota, fark ettiyseniz. Şarkı Ray'di galiba. Oradan itibaren adım adım yükseliyor. Gamın dışında bir yere çarpmasın diye böyle bir bass tune kullanmak mantıklı. Tune'ü bir abartalım isterseniz, bir bakalım ne oluyor. I watch how the moon sits in the sky in the dark night, shining with the light from the sun. The sun doesn't give the light, the moon assuming. Olmadı tabii ki. Her şarkıya da gitmiyor bu melet çünkü. Eski değerlere, yakın değerlere geri getiriyorum. I watch how the moon sits in the sky in the dark night, shining. Hemen ardından da bir kontrol altına alma kompresörü var. Cubase'le beraber gelen kompresör. Hızlı ataklı, uzun release'li. Çok ciddi anlamda baskı yok. 1-2 tepe dışında 1-2 desibellik bir baskılama var aslına bakarsanız. I watch how the moon sits in the sky in the dark night, shining with the light from the sun. The sun doesn't give the light, the moon assuming the moon's gonna open. Hedef tamamen düşük hecelerle yüksek heceler arasındaki farkı birazcık kapatmak. Bütün heceleri net bir şekilde duyurmak. Çünkü sert bir müzik var arkada. Normal bir rap beat'i değil, bayağı elektro gitarlı, davullu bir orkestra var. Onları birazcık öne çıkarabilmek için böyle bir kontrol kompresörü koymak istedim açıkçası. Farkı müzikle birlikte duyun. Kapalı başlayayım. I watch how the moon sits in the sky in the dark night, shining with the light from the sun. The sun doesn't give the light, the moon assuming the moon's gonna always want. Temizlik ve stabil hale getirme adımlarıydı bunlar yani. Hemen ardından bir de-esser'ım var. Beni takip edenler bilecektir. Slate'le birlikte gelen Aeosis'in de-esser'ını kullanıyorum sıklıkla. İki noktada çok az bir temizlemem var. 10K ve 3K civarları yanlış hatırlamıyorsam, evet. Çok ciddi bir ses sorunu olan bir insan değil zaten Gökhan ama yine de o
kulağa gelebilecek sıkıntıları temizlemesi açısından bir de-esser koydum. Asıl duyduğunuz tona iki tane çok etkileyen materyal var. Biri Sentler'de az sonra inceleyeceğimiz. Biri de buradaki Virtual Mix Rack'teki adımlar. Burada üç tane adımım var. Bir tanesi Equalizer. Bu sefer tonlama Equalizer'ından bahsediyoruz. New karakterli bir Equalizer. LA-2A karakterli, onun emülasyonu olan bir kompresör. Ve aynı zamanda da Slate'in yine lafı çok edilen bir harmonik destekçisi. Revival'ı kullandım. Hem tizlere hem altlara destek özelliğini kullandım azar azar. Zaten farkını duyuracağım size. Bu ciddi anlamda hem sesi de yükseltecek hem karakteri de müdahalesi olacak. Bir kapatıp açayım, duymaya çalışın. I watch how the moon sits in the sky in the dark night, shining with the light from the sun. The sun doesn't give the light, the moon assuming the moon's gonna always want. Hemen frekanslardan da bahsedeyim. Bu sizin elinizdeki materyale uymayabilir tabii ki ama fikir olması açısından bir high shelf'im var. Az bir 4.8 civarlarında 1.4 dB kadar bir açmam var. 600 civarlarında yanlış hatırlamıyorsam birazcık kısma yapmışım. O çamurlu bölgeyi biraz toparlamak adına. 100-110 Hz civarında da bir yükseltme yapmışım altlara destek olması açısından. Yanlış görmediysem LA-2A emülasyonu ile yani FG2A. FG2A diyorum yani, ya öyle ya böyle diyeyim. FG2A 3-4 desibellik bir basma yapıyor. Revival'da dediğim gibi harmonik destek sağlıyor. Revival'ı kapatıp açayım, bir desteğini duymaya çalışın. Etkisi büyük çünkü. I watch how the moon sits in the sky in the dark night, shining with the light from the sun. The sun doesn't give the light, the moon is zooming. Küçük bir gülümseme katıyor yani hemen sese. Asıl tonundaki ciddi şeylerden, adımlardan biri bu gerçekten. Bu adımlardan sonra sentlerdeki kısma geleyim. Burada hızlı geçeceğim şeyler var çünkü bunları birçok videoda birçok kez anlattım. Onların linkini de açıklamalarda buraya da koymaya çalışırım zaten. Slap Effect'ten bahsetmeme gerek yok artık çünkü çok üzerinden bahsettim. Vocal Reverb'ünde plate kullanıyorum. Burada plate'i de anlattığım bir videom var. Burada Doubler efektinden ve şuradaki sentten birazcık bahsetmeye çalışacağım. Onları bir açayım. Kapatıp açayım şeydeki bir sound'daki genişlemeyi bir duymaya çalışın. I watch how the moon sits in the sky in the dark night, shining with the light from the sun. The sun doesn't give the light, the moon assuming the moon's gonna always. Burada Doubler efekti. Diğer mixlerde belki bir iki videomda bahsetmişimdir ama bu plugin'i bu özelliğiyle kullandığımı hatırlamıyorum. Ben bir tekrar yapmış oldum. Tekrar etmeyi istediğim bir özellik çünkü bu. Eventide'in Quadravox'u kullandım. Bu zamanında Eventide'in ücretsiz olarak verdiği bir plugin. Şu anda baktım ücretli satılıyormuş. Muhtemelen hani tanıtım amacıyla verdiler. Bir şekilde forumları takip ederseniz ya da bu firmaların mail gruplarına katılırsanız ücretsiz ya da çok ciddi indirimlerden haberdar oluyorsunuz. Böyle kaçırmadan yakalamanız fırsatınız oluyor yani böyle güzel pluginleri. Bu aslında çok yönlü bir delay plugini ama ben burada bir sağa bir sola sesin orijinalini verdim. Biri 15 milisaniye gecikmeli, biri 30 milisaniye gecikmeli. Feedback yok, tek tekrar. Biri 9 cent tiz, biri 9 cent pes şeklinde. Yani Gökhan'ın sesini sağa ve sola birazcık bozulmuş halde ve zamanları birazcık oynanmış halde tekrarlarını verdim. Bu da bir stereo genişlik elde etmemizi sağladı. Bir tek başına onu dinleyin. Burada fark ettiyseniz iki plugin daha var. Biri distortion desteği veriyor. Quadrophaz, Steinberg'de Cubase'de gelen bir distortion. Multiband bir efekt prosesörü aslına bakarsanız. Burada asıl şu üçüncü banttaki amfi distortion'u birazcık etkili. Ve o distortion'dan sonra birazcık frekans aralığını kontrol edebilmek için yine frekansıyla low cut ve high cut kullandım bir equalizer. Onları kapatayım. Aslında kuru birer tekrar yani. Bunlarla birlikte hem kalınlık hem genişlik hissiyatını harmonik destekle daha belirgin hale getiriyor. I watch how the moon sits in the sky in the dark night, shining with the light from the sun. The sun doesn't give the light, the moon. Bunun ses seviyesini vokalin yapısına, aranjmana göre yüksek ya da aşağıda tutabilirsiniz. Benim buradaki amacım çok belirgin olmasın ama vokale bir genişlik hissiyatı versin. Müzikle bir dinlikle dinleyelim. Çok kısa bir düşeyim, sonra kapatıp açayım efekti. I watch how the moon sits in the sky in the dark night, shining with the light from the sun. The sun doesn't give the light, the moon assuming the moon's gonna always want. It makes me think of fact for me, you do favors and the ramp up to you. Just turn around, start asking me but things that you want back for me. So sick of attention, sick of hunger, sick of you act. Hemen vokale bir hakimiyet veriyor aslına bakarsanız. Stereo içerisinde de bir hakimiyet veriyor. O yüzden ben Quadravox'ı bu özelliğiyle kullanıyorum. Burada işin suyunu da çıkartabilirsiniz. Desteklerin içerisine oktav incesini ve oktav kalınını da koyabilirsiniz. Şöyle bir şey de olabilir yani bu. Tek başınıza dinlediğimizde yapmacık ve kötü bir efekt gibi duyulabilir ama bazen böyle yapmacık şeyler de müziğe güzel bir zenginlik kazandırabiliyor. Burada ihtiyaç duymamış. Bir de hatırlatmak istediğim bir şey daha var. Burada bir sent daha vardı, Doğa.
Doğan'ın gitarına, yani gitaristin kanalına, Track Spacer'a bir sidechain gönderdim. Track Spacer'ı da çok uzun uzun detaylı bir şekilde anlattığım bir video var. O yüzden hızlı geçeceğim. Amaç şu: Gökhan rap yaptığında Doğan'ın gitarının ortadaki verilerinden belirli bir frekans aralığında küçük bir kısma yapıyor ki birbirleriyle savaşmasın. Vokal girdiğinde vokale yer açılsın, vokal gittiğinde gitar tekrar o boşluğu doldursun şeklinde bir yaklaşımım var. Dediğim gibi detaylı bir videom var zaten, linkini atarım buraya. En azından şuradaki hareketliliği görün bir. I watch out the moon, sits in the sky in the dark night, shining with the light from the sun. The sun doesn't give the light, the moon assuming the moon's gonna always want. It makes me think of fact for me, you do favors and the rapidly you just turn around start. Bu şekilde vokal mixini tamamlamışım. Yapabileceğiniz çok daha farklı şeyler var. Bakış açılarınız değişik olabilir ama bu beni mutlu etmiş şimdi genel olarak. Evet arkadaşlar, bugün canlı bir performansta rap vokaline nasıl bir mix anlayışı içerisinde yaklaştığımı anlatmaya çalıştım size. Vurgulamak istediğim bir iki tane efekt vardı. Özellikle doubler kısmında, yani stereo'daki destek açısından. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Böyle videoların devam etmesini istiyorsanız da kanalıma abone olmayı, hatta zile basmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.